Merhaba, 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 merhaba gıcıklar dünyası, merhaba kendisine aynada kendi gördüğü yüzüne gıcık kapanlar, anasına, babasına, amcasına, dayısına, yengesine, konusuna, komşusuna gıcık kapanlar, öğretmenine, sınıf arkadaşına, tuttuğu takıma, tuttuğu takımın santraforuna, kalecisine, savunmasına, teknik direktörüne ya da rakip takımın, ezeli rakibin takımının futbolcusuna, teknik direktörüne gıcık kapanlar, şarkıcılara, sanatçılara, oyunculara gıcık kapanlar ve elbette ki siyasetçilere gıcık kapanlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Siyah şapkalı adamın bu çok müstesna bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gıcıklar top 5 listesini yapıyoruz bir süredir biliyorsunuz ve top 5 listesinde bu hafta yeni gıcık adaylarımız var ve YouTuberları, gıcık olduğumuz YouTuber'ları oylayacağız. Siyah şapkalı adamın topluluk sayfasında bu anket devam edecek bir süre daha. Bakalım ne kadar devam edecek ama daha önce geçen haftanın gıcıklar top listesinde, gıcıklar anketinde ne oldu ona bakacağız. Aslında ben her cuma yapıyordum bunu ama nedense birkaç gün gecikmeli olarak bu anketi değerlendiriyorum. Geçen haftaki adaylarımıza bir bakalım. Muharrem İnce, Mahir Ünal, Cevdet Kılıç, Müge Anlı ve Acun Ilıcalı adaylarımız arasındaydı ve oylama yaptınız. Dediğim gibi siyah şapkalı adamın topluluk sayfasında düzenlenen ankete tam 141 oy çıktı ve birinci kim? Birinciyi söylemeden önce sonuncudan başlayacağım. Sonuncu Müge Anlı oldu. Müge Anlı %4 oyla son sırada yer aldı. %4 kişi öyle diyelim Müge Anlı'ya gıcık oluyormuş. Ve üçüncü sırada yani dördüncü sırada Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı %8 oyla. Dördüncü sırada, üçüncü sırada aslında benim favorimdi. Üçüncü sıradaki isim Cevdet Kılıç. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Biliyorsunuz İlahiyat Fakültesi dekanı Cevdet Bey. Biliyorsunuz çok saçma sapan bir açıklama yapmıştı Boğaziçi Üniversitesi ile. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle ilgili. Benim favorimdi ama kendisi üçüncü sırada yer aldı. Ve ikinci sırada Muharrem İnce. Çoğu CHP'liler olmak üzere kendisine gıcık oluyorlar ve %23 oyla Muharrem İnce ikinci sırada. Elbette ki birinci sırada Mahir Ünal. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı kendisi. Biliyorsunuz yaptığı açıklamalarla sansasyon yarattı beyefendi ve bardakla ilgili yani AK Parti'den önce bardak yoktu demesiyle Türkiye'de ve siyah şapkalı adamın takipçileri arasında en gıcık, geçen haftanın gıcıklar şampiyonu oldu. Gıcıklar listesinde birinci sırada yer aldı ve bu haftaki gıcıklara, gıcıklar, o kadar çok gıcık olduğumuz insan var ki, dediğim gibi hemen herkes her şeye gıcık olabiliyor. Ve gıcıklarda bu hafta YouTuber'ları oynayacağız. YouTuber'lar, en gıcık olduğumuz YouTuber'lar kim? Liste o kadar kalabalık, o kadar kabarık ki açıkçası bu çok gıcıklar listesinde aday birkaç isim belirledim. O isimleri okuyacağım ve o isimler arasında 5 kişiyi belirleyeceğiz ve siyah şapkalı adamın topluluk sayfasına yer alacak ankette sizler girip oy kullanabilirsiniz ve yeni gıcık adaylarınız varsa onların da isimlerini de ekleyebilirsiniz. Adaylar, daha doğrusu aday adayları Oğuzhan Uğur Babala YouTube kanalıyla biliyorsunuz çok özel, çok çarpıcı işler yapıyor ama şöyle bakıyorsunuz Oğuzhan'a çok gıcık, çok acayip itici, sempatik olmayan bir tip gibi duruyor. Tabii ama aboneleri zaten ondan memnun. Enes Batur var. Ya Enes Batur'a zaten gıcık olmayan yok ki. Adamın 14 milyon abonesi var. Nereden bakarsanız bakın her taraftan gıcık biri. Efe Aydal. Efe Aydal ilgiyle takip ediyorum kendisini. Efe Aydal da aday listeler arasında. Ruhi Çenet var. Danla Bilic var. Ve benim listede neden olmadığımı söyleyenler vardı. Ben de eski bir gazeteci, yönetmen olarak ve YouTuber, artık YouTuber denir mi bize? Tabii YouTube'da iş yaptığımıza göre hepimize YouTuber deniyor. Siyah şapkalı adam, aha bu adam da listede yer alacak aday şu anda. Ve Maskeli Kontes diye bir özel bir kanal buldum. Maskeli Kontes diye bir genç hanımefendi enteresan işler yapıyor. O da aday listesinde.
Kerimcan Durmaz da bu aday listesinde ama şimdi bunlar arasında 5 kişiyi belirleyeceğim. Dediğim gibi liste şöyle olacak. Elbette ki bir isim daha var. O da Diamond Tema. O da enteresan videolar yapıyor. O da görüntüsüyle böyle karşıdan bakıyorsunuz, izliyorsunuz. Ya çok ne kadar ukala, ne kadar kendini beğenmiş, ne kadar gıcık biri diyebileceğiniz biri Diamond Tema. O da aday listede yer alacak ama 5 kişilik listeye girebilecek mi? Bu arada neden 5 kişilik? Çünkü YouTube anketinde ancak 5 seçenek ekleyebiliyorsunuz. O yüzden 5 kişi var bu listede. Belki daha sonraki haftalarda Bu listeye yani anket listesine giremeyenler bu listeye eklenebilir ama şimdi en gıcık 5 YouTuber adayı işte Oğuzhan Uğur'u kafadan alıyoruz. Oğuzhan Uğur dediğim gibi gıcık bir adam ve Enes Batur, ya Enes Batur hakikaten dedim ya 14 milyon abonesi var adamın, yaptığı işlerle insan ister istemez gıcık oluyor adama ya, gıcık. Gerçi hangi yaş kategorisine gruba hitap ettiği belli ama yine de gıcık bir isim Enes Batur. Efe Aydal. Bakın Efe Aydal, o da iyi işler yapıyor. İlgiyle takip ediyorum kendisini. Ama görüntüsü, tipi gıcık bir insan. Gıcık bir abi. Gıcık bir adam. Ya gıcık. Efe Aydal gıcık. Ama dediğim gibi yaptığı işler takdire şayan. Ben kendisini ilgiyle takip ediyorum. Eminim aranızda ona da gıcık olanlar var. Ve siyah şapkalı adam. Ben. Bana gıcık olanların sayısı da bir hayli fazla. Evet çok abonem yok ama yorumlara, videolarının altına yapılan yorumlara bakıyorum. Bazıları filtreye takılıyor ama ben onları görüyorum. Hakkımda edilen hakaretlerin, küfürlerin sayısı bir hayli fazla. Bana gıcık olanları mutlu etmek amacıyla listeye 4. sıradan kendimi ekliyorum ve dediğim gibi sürpriz bir isim, sürpriz bir YouTuber, genç bir YouTuber, videoları enteresan ama gıcık bir kız, gıcık bir hanımefendi, Maskeli Kontes videolarını izleyin. Siz de bana onun ne kadar gıcık olduğuna hak vereceksiniz, bana hak vereceksiniz diyorum. Evet, adaylarımız bunlar. Dediğim gibi YouTube'a girin, YouTube'da Siyah Şapkalı Adam'ın topluluk sayfasında bu anketi oylayabilirsiniz. Ankette önümüzdeki haftanın, yani bu listede vereceğiniz oylarla Türkiye'nin en gıcık YouTuber'ını seçeceksiniz. Bakalım sizin en gıcık YouTuber adayınız kim? Önümüzdeki hafta yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İbrahim Kalın esprisini yapmayayım artık. O da çok gıcık bir espri ama işte gıcıklık parayla değil ki. Böyle saçmalayarak da insan gıcık olabilir. Neyse, görüşmek üzere.